Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara'da Alman mevkidaşı Heiko Maas'ı ağırladı. Avrupa Birliği Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve Yunanistan'da yaşanan gerilim masadaydı. Ancak söz döndü dolaştı, Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil'e geldi. Bakın iki bakan arasında hangi diyaloglar yaşandı? umarım yine cumhurbaşkanımızla görüşmesine de itiraz etmezsiniz Ayko. Mesut'un Problem çıkarmazsınız. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman mevkidaşına Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil ile ilgili bu sözlerle göndermede bulundu. Sizlere, sizlere. Bakan Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Aykoma, Ankara'da kritik bir toplantı gerçekleştirdi. İki bakan toplantının ardından kameralar karşısına geçti. Çavuşoğlu ve mevkidaşına Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferi soruldu. The... Türkiye'deki insanlar çok duygusal taraftarlar. Mesut, Alman futbolu ve milli takımı açısından çok büyük başarılara imza attı. Başarılı olmasını arzu ediyorum. Mesut Özül gibi dünya starının Türkiye'ye gelmesi hepimizi heyecanlandırdı. Ben de doğuştan Fenerbahçeliyim. O nedenle Fenerbahçe'ye geldiği için de şahsen Ayrıca mutluluk duyuyorum. Ardından Bakan Çavuşoğlu, Alman Bakan Mağasa Mesut Özel'in 2018 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaretinden sonra yaşananları hatırlattı. Umarım problem çıkarmazsınız dedi. Umarım yine Cumhurbaşkanımızla görüşmesine de itiraz etmezsiniz Ayko e, Mesut'un. <laughs> Futbol bir, yani dostluk için önemli bir araç gerçekten. En son yine 3-3 kalan dostluk maçıydı Almanya ile. 3-3 kaldı. Gayet güzel bir maç. Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye ve Yunanistan arasında yapılacak istikşafi görüşmenin detaylarına da değindi. Yunanistan'la istikşafi görüşmeler 25 Ocak'ta başlıyor. Çok kez gerginliğe yol açan konular var. Tüm bu konuları nasıl çözeceğimizi Yunanistan'la görüştük. Açıkça görüşmeye hazırız. Kendisine güvenen bir ülke olarak, tezlerine güvenen bir ülke olarak Bakan Çavuşoğlu Yunanistan'ın provokasyonlarına devam ettiğini vurguladı. Maalesef Yunanistan bu süreçte de provokasyonlarına devam ediyor. Sürekli askeri tatbikatlar gerçekleştiriyor. Navtex ilan ediyor. Orada hiçbir şey yapmıyor.